Elinize bir harita alıp bakınca üçgen şeklinde görülen bu bölgede bu zamana kadar açıklanmayan birçok esrarengiz olay gerçekleşmiştir. Kaybolan gemi, uçak ve insanların sayı tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle uzun bir dönem lanetli veya şeytanın üçgeni gibi isimlerle anılmıştır. Hatta günümüzde de bu isimleri zaman zaman kullanmaktayız. Atlantik Okyanusu'nun 500 bin mil karelik bir alanını kaplayan, Amerika'nın Atlantik Okyanusu'na açılan Güneydoğu sahillerinde yer alan, kuşbaşı bakıldığında ise Miami, Bermuda ve Puerto Rico sınırları içerisinde kalan üçgen şeklinde bir alandır. Okyanusun bu kısmında yüzlerce gemi ve uçak enkazı bulunur. Son 100 sene içerisinde batan gemi, düşen uçak ve kaybolan insan sayısı binlerle ifade ediliyor. Bu bölgede suyun altında çok büyük mıknatıs maden kaynaklarının yer aldığı ve bu nedenle uçakların bu yoğun manyetik çekimden etkilenerek elektronik sistemlerinin bozulduğu, buna bağlı olarak da düştükleri söyleniyordu. Buna o kadar uzun seneler inanıldı ki kimlerine göre başka bir açıklaması kesinlikle olamazdı. Fakat diğer taraftan biraz düşünürsek, eğer böyle bir şey olsaydı gemiler niye batıyor? Yoksa bir gemiyi bile çekip yutabilecek kadar kuvvetli miydi bu manyetizm? Kesinlikle hayır. Eğer mıknatıs etkisi olsa kutuplar prensibiyle gemi çekilse bile su yüzünde duran gemiyi batıracak kadar güç üretebilmesi mümkün olamazdı. Ayrıca o bölgede yapılan ölçümler aşırı veya normalin üstünde bir manyetik alan olmadığı defalarca kanıtlandı. Bölgede asıl şüphe uyanların ise insanların denizde beyaz bir su oluşuyor şeklini ifade ettikleri sıra dışı olaylardı. Bunun üzerine robot kameralı su aracıyla yapılan dalışlar sonucunda suyun tabanının bembeyaz bir örtü ile kaplı olduğu görüldü ve batan gemi ve uçak enkazlarının hepsi bulundu. Şu an en kuvvetli ihtimal olarak ortaya atılan güncel teoriye göre bu tabaka denizin dibinde yer alan büyük doğal gaz kaynaklarından çıkan gazların sıcaklığın etkisiyle katılaşıp beyaz hidrat parçalarının haline gelmesi şeklinde açıklanıyor. Bu bölgede aynı zamanda Gulf Stream adlı verilen bir sıcak su akıntısı geçer. Suyun tabanındaki hidrat parçacıkları su akıntısıyla karşılaştıklarında eriyip su yüzüne doğru harekete geçerler. Bunun sonucunda binlerce metreküp doğalgaz suyu karışmış olur ve suyun yoğunluğunu çok azaltırlar. O esnada bölgeden geçen bir gemi varsa yoğunluk farkından dolayı suyun kaldırma kuvveti gemiyi taşıyamaz ve gemi batar. Sıcak su akıntısıyla beraber hidretlerin erimesi bittiğinde su yüzünde oluşan bu beyaz tabaka yok olur ve gemi sanki az önce orada değilmiş gibi gözden tamamen kaybolur. Bermuda üçgeninin sırrı çözülmüştür. Fakat her şey henüz tam olarak bilinmemektedir. İleriki yıllarda Bermuda şeytan üçgeni olarak bilinen bölgenin halen yapılmakta olan araştırmaların ışığında her şeyinin öğrenileceğini düşünüyorum.